Tekrar tüm izleyenlerimize iyi akşamlar dileklerimi gönderiyorum. Sadece Afyon için değil, Balıkesir, Bursa örneklerini de verdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı da. Yani bana göre doğru bir hamle yaptı. Aslında Özgür Özel son zamanlarda yani biraz Afyon'un dışına çıkarak bir değerlendirme yapmak istiyorum. Son zamanlarda önemli bir liderlik göstergesini kamuoyuna sunuyor. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi, daha sonra mecliste Devlet Bahçeli ile görüşmesi, fikir alışverişinde bulunması. Yani birçok kapalı gibi görünen kapıların açılmasına da yol açtı. Bu Afyon özeline dönecek olursak da daha önceden de dünkü bir ulusal kanalda, televizyondaki canlı yayında hatırlayacağınız gibi Özgür Özel şunu söyledi. Suriyeliler konusunda Gülşah Köksal'ın tavrının doğru bulmadığını ve işte Suriyelilerin evlenmesinin işte Afyonkarahisar'da kaç tane Suriyeli var, bunların kaç tanesi evleniyor. Bu tip bilgi ve değerlendirmeleri kamuoyuna yanlış aksettirilebileceğini bu yüzden tasvip etmediğini söyledi. Bugün de Merkez İlçe Başkanı Büşra Dişçioğlu'dur o bahsi geçen kişi. Onun eşi sanıyorum avukat Ahmet Dişçioğlu olacak, isminde yanılıyor olabilirim. Onun avukat olarak atanmasına itiraz etti ve bunun değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Bu da kamuoyuna verdiği bilgi babında önemli bir mesajdı. Yani bir anlamda her ne kadar hak edilmiş olsa da, her ne kadar Merkez İlçe Başkanı'nın eşi olmasından dolayı bu görevi yapamamamız gibi algı yaratılmış olsa da ben yanlış anlaşılmanın önüne geçmek için yaptığı bu uyarıyı önemsiyorum. Benim bireysel düşüncemi soracak olursanız, bildiğiniz gibi her siyasi lider kendi ekibiyle çalışır sevgili Sait Karaduman. İşte daha önceki yapılan AK Parti belediyelerindeki yapılanlara da baktığımızda, yani bundan önceki avukat, benim bildiğim kadarıyla Hüseyin Sezen de AK Parti İl başkanlığı yaptı. Yani yine Afşat'a baktığımız zaman ben çok iyi biliyorum. Baro Başkanı Turgay Şahin, Afşat'ın da avukatı. Şimdi böyle bakıldığı zaman AK Parti kendi avukatlarını, yani kendilerine yakın insanları avukat olarak atarken hiç kimse sesini çıkarmayacak, gündeme gelmeyecek. Ama Cumhuriyet Halk Partisi 74 yıl sonra yerel yönetimi aldığında, yani sadece eşinin Merkez İlçe Başkanı olmasından dolayı bir avukatın görev alması, sözleşme gereği ki ücreti de bildiğiniz gibi mevcut olan fiyattan daha düşük bir ücrete kabul etmiş olması çok sık gündeme geldi ve algı yaratılmış oldu. Yine şunu da söyleyelim, belki zamanlama çok erkendi. Bir ay sonra, 25 gün sonra olmuş olsaydı bu kadar tepki çekmeyebilirdi diye düşünüyorum. Ama yapılan hamle, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak yaptığı hamle önemlidir, önemsiyorum ve kamuoyuna verdiği mesaj da değerlidir diye düşünüyorum. Sait abi gitti herhalde, İsmail abi. Yok, ben Şey ben bitirdim. pardon ha, Mustafa, bir yok saniye. yok Genel, bir saniye ha. Mustafa. Genel Başkan yanlış konuştu. Sosyal demokratların liyakat sahibi çocukları bir yere gelmesi mi? Burcu Köprü Başkan doğruyu yapmıştır diye bir yorum geldi. İsmail Akar'ın görüşlerini de önemsiyorum diye bir yorum geldi. Evet. İsmail abi, burada bu konuyla ilgili söylemek istediğim bir şey yoksa ben düne dönmek istiyorum. Dün Sandıklı'daydınız. Sandıklı Belediye Başkanı'yla bir değerlendirme toplantısına katıldınız. Orada sorularınızı sordunuz. Sandıklı'yı kısaca değerlendirirsen neler olmuş Sandıklı'da? Şimdi dün akşamki Sandıklı toplantısında şu anda yayın ortamında olan sevgili kardeşim Mustafa Dağhan da vardı. Ama Sandıklı toplantısından sonra daha, yani ilk defa burada dillendirebileceğimiz bir gelişme oldu. Ben Mustafa Çöl'le de görüştüm Sayın Evet, Karaduman. Biliyorsun sen takip de ettik. Sandıklısın. Günefem Evet. Evet. Mustafa Çöl'ün açıklamaları da önemliydi. Şimdi Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş, Sandıklı Belediyesi'nin 1 milyar 165 milyon borcu olduğunu açıkladı. Şimdi evet. Afyon Belediyesi'ne baktığımız zaman 1 milyar 500 milyon borç. Sandıklı'da 33 bin, merkezde 33 bin kişi yaşıyor. Bu rakam, Mustafa da biraz sonra konuşmasında mutlaka söyleyecektir, hepimizi şaşırttı yani. Devasa bir borç. Evet. Bir 33 bin nüfuslu belediye. Belediyenin yanında bunun Sambel diye bir şirketi var.
Yine Kaplıca ile ilgili, Kaplıca'nın gelirleri var, Sanjet var gibi, yani diğer belediyelerden farklı çit diyebileceğimiz durumdaki kamu istihdası teşekkülü gibi adlandırabileceğimiz yerler de var. Şimdi ve burada çok enteresan, işte seçimden önce, seçimden bir ay öncesinden özellikle makul olmayan diyelim artık, işte helvadan tutun tonlarca kahve faturalarını gösterdi. Bir televizyon, ismi önemli değil, bir televizyona 440 bin milyon liralık bir ödeme yapıldığını, işte SMS firmasına ödeme yapıldığını, anket yapılmış anket firmalarının ödeme yapıldığını, böylesine hakikaten belediyenin birebir veya belediye iştiraklerinin birebir ilgisi olmayan bireysel masrafların yapıldığını da anlattı. Mesela bir hem Mustafa Çürük hem Yeniden Refah Partisi'nin resimlerinin olduğu bardakları gösterdi, faturalarını gösterdi. Ama bardaklardan hiçbir tanesi yok orta yerde. Onu da anlattı. Şimdi daha sonra biz bu açıklamaları aldıktan sonra ben Mustafa Çöl'le görüştüm. Mustafa Çöl de dedi ki hemen altını çizelim. 650 bin liralık suyun, anlıklıya sağlanan suyun 650 bin liralık YSE ödemesi var. Bu da bu borcun içerisinde. Yani 1 milyar 165 milyonluk borcun içerisinde. DSE'ye de borç. Şimdi bu borçları ben tek tek çıkardım Sayın Karaduman. DSE'ye 650 milyon, esnafa 50 milyon, vergi borcu 108 milyon, SSK borcu 147 milyon, 112 milyon lirada hem Dünya Bankası'nın hem özel bankalardan çektiği krediler ve kredilerin faizleri var. Yani diğer kalan borçları da biraz önce söylediğimiz gibi orta ölçekli borçlar diyelim. Mustafa Çöl dedi ki bu rakam yanlış. Benim borcum 56 milyon lira. Pardon, 56 milyon lira borçlu aldım. 510 milyon lira benim borcum. Ama şunu söyleyeyim dedi. Ben 10 yıl öncesinden 56 milyon lira borçlu alırken dolar 2.25 liraydı. Evet. Bugün dolar 32 bin lira. Yani bunları vurduğumuz zaman devraldığımdan 10'la 1'i kadar borçla devrettim. Ve arkasından başka bir şey daha söyledi. Benim dönemimde bütün işlerin maaşları ödenmiştir. Benim dönemimde sigorta, vergi ve benzeri, yani iştiraklara dahil olmak üzere bütün borçlar ödenmiştir. Hepsinden önemlisi de 44 milyon lira Sanjet'in kasasında parayla devrettim dedi. Bu çok enteresan bir şey. Sanjet'in 44 milyon lira kasasında parayla devrettim dedi. Bu da şimdi her iki tarafında açıklamalarını biz gazeteci olarak kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Gerçek anlamda bunun kararını kim verecek? Kamuoyu verecek. Artık önümüzdeki süreçte hani derler ya, bu açıklamalar, bu pilav fazlasıyla su kaldırır diyelim. Ben katkınız ve bu düşüncelerimizi paylaşma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biraz önce senin de söylediğin gibi başka bir görüşmem var. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz Sayın Akar.